Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel bereyi çalışacağız. Üzerinde şöyle ayıcık süslemeler yaptım ben. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ayıcığın tarifi de video içerisinde mevcut. Ve böyle kulakla çalıştık. Çocuklar için daha kullanışlı oluyor. Videoda 1 yaş için çalışacağız arkadaşlar. Ama ben size video içerisinde diğer yaşlarında ölçü tablosunu paylaşacağım. Şöyle takım olarak çalıştım. Dilerseniz ilerleyen zamanlarda yeleğimizin ve patiğimizin de videolarını sizlerle paylaşabilirim. Şimdi arkadaşlar iplik olarak Noko Elite Baby kullandım. Tığım 2,5 numara. Ayıcıklar içinde kar topunun ipini kullandım. 2 numara bir tık ince tığla ördüm. Şurada yine sarı ipimiz var. Bu da Noko Elite Baby. Su yeşili ipimiz de yine Noko Elite Baby arkadaşlar. Siyah olarak da koton ipler kullandım. Siyah yerlerde. Şöyle göstereyim. Yine aynı burada da siyah ipimiz koton ip. Bu şekilde bir yumak yeterli oluyor arkadaşlar. Makas, tığ, iplik ve iğne. Bu kadar malzemelerimiz. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Beremizin tepe kısmından başlayacağız. Şöyle sihirli halka yapmak için ipimi doluyorum. Tığımı batırıyorum. Alıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içerisine toplamda 11 tane trabzan yapıyorum. Pardon, 12 tane trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Batıyorum. İki kere de işliyorum. Toplam 12 tane ikili trabzanımızı öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi ipimi çekiyorum. Ortayı kapatıyoruz. Şu ipimi biraz yürüteceğim şimdi işlerken arkadaşlar. İlk yaptığım trabzanın tepe kısmına batıyorum. Ve birleştiriyorum. Burada iki tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı yere batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yandaki tepe kısma geçiyoruz. Burada yine çift batıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyoruz aynı yere. Yanındakine geçiyorum. Yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün trabzan tepelerimize çift batarak ilerliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi ilk yaptığım trabzanı yine tepesine batıyorum ve birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Burada arkadaşlar eliniz eğer çok sıkıysa 3 zincir de çekebilirsiniz. Şimdi yine aynı yere batıyorum. Bir tane trabzanımı yaptım. Yanındaki trabzanımın tepesine yine batıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum ve çift batmış oluyorum. Bir tane tek, bir tane çift batmış oldum. Şimdi tekrar bir tane tek, yanındakine bir tane çift batıyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Evet. Bu sıramızda böyle ilerleyecek arkadaşlar. Bir tek, bir çift olarak da ilerleyecek. Yani bir tek trabzanımızın tepesine tek battık. Bir çift aynı yere iki tane battık. Bu şekilde sıramızı dönüp gelelim. Geldiğim sıra sonuna arkadaşlar ilk yaptığıma yine birleştirmemi yapıp iki zincirimi çekiyorum. Bu kısım her sırada aynı arkadaşlar. Bundan sonra artık o kısmı
eskiteceğim. Birleştirme yapıp 2 zincir çekeceğim. Her sırada bu böyle olacak. Şimdi bu sırada da bir tek, diğer yana bir tek ve 3. trabzanın tepesine bir çift olarak yapıyorum. Yani 2 tane tek, bir tane de çiftimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2 tek, bir çift olarak ilerliyoruz. Evet, sıra başına geldim. Yani sonun yaptım başına geldim arkadaşlar. Şimdi tekrar tığıma ipimi doluyorum. Bu sırada da 3 tane tek yapıyoruz. 2 3 4. trabzanın tepesine çift batıyoruz arkadaşlar. Zaten şöyle de yapabilirsiniz. Bakın çift olan yerler şöyle V şeklinde arkadaşlar. Böyle arttırmalarımız bu şekilde devam edecek. Yani burada bu sırada da çift batmışım. Bu sırada da çift battığım yerin tepesine yine çift batıyorum. İşlerken de o şekilde de dikkat edebilirsiniz. 1 2 3 ve buraya çift batıyorum. Bu şekilde de sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan sonrası arkadaşlar şu şekilde ilerleyecek. Şimdi bu sırada 3 tane tek bir çift yaptık. Bir sonraki sırada 4 tek bir çift yapıyoruz. Bir sonraki sırada 5 tek bir çift yapıyoruz. Ve bir sonraki sırada da 6 tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arttırmalarımızı yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, arttırmalarımızı yaptık. Şu şekilde en son 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne bir arttırımızı yaptık. Bütün sıramızı döndük geldik. Şimdi şurada ben son arttırmamı yapıyorum. Ve birleştirmemi yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Artık arkadaşlar bu sırada her trabzanın tepesine düz bir şekilde batacağız. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. Düz bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu toplamda kaç sıra bu şekilde gideceğimizi de hemen sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi buradan sonra artık arttırma eksiltme yapmıyoruz. Ama bu benim gibi bir yaş için çalışan arkadaşlar için arkadaşlar. Eğer sizler daha fazla daha büyük yapacaksanız, şimdi ekrana bir beden tablosu yansıtacağım. Bu beden tablosuna göre arkadaşlar arttırmanızı yapabilirsiniz. Mezurayla ölçerek devam edebilirsiniz arkadaşlar. Arttırmayı bundan sonra arttırma yapacaksanız eğer şu şekilde de ilerleyebilirsiniz. 7 sık iğne bir arttır yapıp bir sıra düz gidebilirsiniz. 6 sık iğne bir arttır yaptınız, bir sıra düz gidin. Sonra 7 sık iğne bir arttır yapın, bir sıra düz gidin. Bu şekilde baş çevresini mezurayla ölçerekten tablodan da yararlanıp arkadaşlar dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi şu an bir yaş çalışıyorum. Bir yaş için benim elimin ve tığıma göre 6 sık iğne bir arttır yeterli geliyor. Ama ele göre, yani elinizin ayarına göre de bu ölçü değişeceği için arkadaşlar bir sıra düz gittikten sonra sizlere tavsiyem yine mezurayla ölçün. Tablodaki santime göre bakın, eğer oluyorsa devam edin arkadaşlar. Küçük gelebilir, o zaman birkaç yerde böyle arttırma yapabilirsiniz, veya büyük gelebilir arkadaşlar, o zaman 5 sık iğne bir arttır da bırakabilirsiniz. Benim elimin ayarına göre bu şekilde iyi arkadaşlar. Şimdi düz bir şekilde devam edeceğiz. Birkaç sıra boyunca bütün trabzanlarımın tepesine düz bir şekilde batarak devam edeceğim ve toplamda kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ben şu şekilde düz sıralarımı bitirdim. Toplamda düz sıralarımız, şuradan sayıyorum,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 sıra boyunca düz ördüm. Sonra kulağımın birini çalıştım. Diğerini de şimdi sizlerle birlikte çalışacağım. Kulağımın birini yaptım. Diğerini de sizinle birlikte yapacağım. Şu kulak için arkadaşlar toplamda ben 20 tane trabzan ayırdım. Yani 10 tanesi ön taraftan, 10 tanesi arka taraftan olmak kaydıyla. Şimdi şuradan İkiye katladıktan sonra sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncuya batıyorum. Buradan ipimi bağlıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Devam ediyoruz. Trabzan yapıyorum aynı yere. Bu şekilde toplam 20 tane olacak şekilde kulak için trabzanımızı öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pardon, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dilerseniz burada sizler sayıyı arttırabilirsiniz isterseniz. Şu aradaki açık kısım daha az olsun isterseniz ama bence ideal oldu arkadaşlar. Şimdi burada 20 taneyi yaptıktan sonra devam edeceğiz. Dönüyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi ilk battığım yere, son yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Bir kere işliyorum. Tığım da kaldı. Sonra tekrar tığıma ipimi doluyorum. Yanına batıyorum. Yandaki trabzana batıyorum. Alıyorum tepesinden. Bir kere işliyorum. Tığımda 3 tane oldu. Bu üçünü birlikte işliyorum. Daha sonra sıra sonunda arkadaşlar 2 tane trabzanım kalana kadar düz işliyorum. Evet geldim. Şimdi sıra sonunda 2 tane trabzanım kaldı arkadaşlar. İlkine batıyorum. Bir kere işliyorum. Diğerine batıyorum. Bir kere işliyorum. 3 tane oldu. 3'ünü birden işliyorum. Yine kesme işlemi yaptım. Döndürüyorum. Yine bir başta bir sonda kesme yapacağım. Bir kere işledim. Yanındakine battım. Bir kere işliyorum ve kesiyorum. Sıra sonunda 2 tane kalana kadar trabzanlarımı örüyorum. Sıra sonunda 2 tane kalınca yine o 2 trabzanımızı birlikte örüyoruz ve bir kesme işlemi daha yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra boyunca kesme işlemimizi yapıyoruz. Bir başta bir sonda, bir başta bir sonda arkadaşlar kesmemizi 9 sıra boyunca yapıp geliyoruz. Evet geldik şimdi arkadaşlar son sıradayız. Yani 9. sıramdayım. Burada şimdi bir tane kesmemi yaptım. Şimdi şurada bir kesme daha yapıyorum. Sonra bir kesmemi daha yapıyorum. Bu şekilde kapat. Şimdi burada ipimizi hiç kesmeden bağcığımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ilmek çıkarttım trabzanın tepesinden. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Sonuncusundan da üçüncüyü çıkarttım. Şimdi ipimi alıyorum. İkisinden geçirdim. İpimi alıyorum. İkisinden geçirdim. İpimi alıyorum. İkisinden geçirdim. Tekrar şimdi bir tane var tığımda. Bir tanesinden al. Şurada bir şöyle görünüyor. İpimiz var. Oradan batıyoruz alttan. İpimi alıp şöyle tığıma geçiriyorum. Daha sonra şurada bir ipimiz var. Onu alıyorum. Tığıma geçiriyorum. Daha sonra bir,
2 ve 3. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şurada bir tanemizi alıyoruz. Şuradan bir tanemizi alıyoruz. Sonra da buradan bir tanemizi alıyoruz. 4 tane oldu. 2 2 2. Bu şekilde devam edeceğiz şimdi. Şuradan bir tanemizi alıyoruz. Şuradan bir tanemizi alıyoruz. En sonunda bir taneyi alıyoruz. İkili işledim. İkili işledim. İkili işledim. İki, üç. Tığımızdakiyle birlikte dört oluyor. İkili, ikili, ikili. Bir tane aldım. Bir tane aldım. Bir tane aldım. İkili işledim. İkili işledim. İkili işledim. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ben kaç sıra yaptım sizlerle paylaşacağım. Toplamda ben 28 sıra yapmışım arkadaşlar. Sizler de bu uzunlukta yapabilirsiniz dilerseniz veya daha uzun yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şapkamın şu yüksekliği de toplamda 18 santim. Az önce onu sıra sayısı verirken söylemeyi unuttum sanırım. Videonun üzerine not olarak düşeceğim. Şimdi ben şu bağcığımı da yapıp geliyorum. Kısmı bitti. Yani bunun süslemesine. Süslemesi için ben şöyle yeşil ip kullanacağım. Müşterimin isteği üzerine sizler dilerseniz farklı renklerde kahverengi, ayıcık renginde vesaire yapabilirsiniz. Şimdi ben bu ipin biraz daha ince olduğu için 2 numara tığ kullanacağım. Bunun için öncelikle şöyle sihirli halka için parmağıma ipimi doluyorum. İçerisine 15 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Daha sonra trabzan sihirli halkamın içerisine 1 2 3 4 bu şekilde 15'e tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi ipimi sıkıyorum. Sihirli halkamın ortasını kapatıyorum. Bu ipimi işlerken yürüteceğim arkadaşlar. İlk yaptığım trabzanımın tepe kısmına batıyorum. Şöyle ipimi de arkadan yürüteyim. Birleştirme işlemi yapıyorum. Direkt geçiriyorum tığımdan. 1-2 zincir çekiyorum. Burada elinizin ayarına göre 3 zincir de çekebilirsiniz. Aynı yere bir trabzan yaptım. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Yanındaki trabzana geçiyorum. Yine oraya da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün trabzanlarımın tepesine arkadaşlar çift batarak sıramı tamamlayacağım. Yani 15 tane trabzanımızı toplamda 30 trabzana çıkarmış olacağız arkadaşlar. Devam edip gelelim. Evet, geldim. Şimdi sıra sonuna birleştiriyorum. İlk yaptığımı bir zincir çektim. Şöyle arkadaşlar koyacağım beremin üstüne. Bence bu yeterli genişlikte oldu. Şimdi kulaklarımızın çalışmasına başlayacağız. Sizin bereniz daha büyükse ve daha büyük ayıcık isterseniz bu sıradan sonra beremizde yaptığımız gibi bir sık iğne bir arttır şeklinde de büyütebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir tane zincirimi çektikten sonra tığıma ipimi doluyorum arkadaşlar. Bir dibindeki trabzanı, bir de şu trabzanı atlıyorum. Şuraya trabzanımı yapmaya başlıyorum. Aynı yere toplam 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Daha sonra şu dibine değil yanındakine şöyle yine birleştirme yapar gibi birleştiriyorum ipimi. 1 oldu. 2 3 4 tane ve 5. 5 tane birleştirme işlemi yaptım. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Bir tane atlayıp ikincisine
İğne toplamda 7 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 3 4 4 5 6 ve 7. Bir tane atlayıp yanındakine birleştirmemi yapıyorum ve ipimi kestim. Şimdi ayıcığımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Burada ipinizi biraz dikmek için uzun bırakabilirsiniz. İpimizi falan temizleyelim. Hemen ayıcığımızın burun kısmını da yapalım. Bunun için beyaz ipe ihtiyacımız var. Beyaz ipe sihirli halka yapacağız arkadaşlar yine. İçerisine 15 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 Evet, bitirdim. İpimi çekiyorum. Sihirli halkamın birleştirmemi yapıyorum. İpimi çok uzun kesmeyeceğim. Şimdi şu iki ipimi birbirine bağlıyorum. İplerimizi temizleyelim. Şimdi şurada siyah ipimizi iğnemize taktık. Hemen düğümümüzü atıyorum. Beyaz parçamızı aldım. Şöyle yerleştiriyorum. Şuradan battık arkadaşlar. Şuraya batıyorum. Şimdi şuradan battık. Beyaz ipin dışından bu siyah yere birkaç kere dışarıdan arkadaşlar şöyle batacağız. İki oldu. Evet, şimdi şöyle şuradan batıyorum. Aşağı ilk battığım yere. Tekrar şuradan bir batıyorum. Bittik abi. Üçgenin ayıcığımızın üçgen şeklinde ağzını oluşturduk. Şimdi şu şekilde istediğiniz yere dikebilirsiniz. Ben de hemen ayıcığımı sabitleyip beremizin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, beremiz bu şekilde bitti. Ben iki tane ayıcık yaptım karşılıklı. Bağcıklarını da şu şekilde bağlayabilirsiniz. Şöyle hemen yanında bir beresini yaptım ve patiklerini de yapıp takım yaptım. Sizler de böyle devam edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.